Efendim hoş geldiniz. Dostlar bu bölümümüzde elektrikli süpürgemize polisaj uygulaması yapacağız. Neden polisaj yapacağız? Üzerindeki çizikleri ve kötü görüntüyü yok etmek için. Hadi başlayalım. Polisaj için uygulayacağım pasta arkadaşlar. Bakın şu marka. Modeli de UC200'lük arkadaşlar. Uygulayacak olduğum cilada markası bu şekilde. Modeli de bu şekilde. İster çevrenizdeki otoboyacılarından, isterseniz de İnternetten sipariş verebilirsiniz dostlar. Peki nasıl uygulayacağız? Öncelikle pastamızı arkadaşlar bakın şöyle bir miktar bir pamuğa şöylece sürüp güzelce polisaj yapacağımız yüzeye yediriyoruz ve ovalıyoruz arkadaşlar. Evet. Bakın şöyle güzelce ovalıyoruz. Ne yapıyor? Yüzündeki o çizilmeleri ve o kötü görüntüyü bu şekilde böylece gidermiş ve cihazımızı gövdesini parlatmış oluyoruz arkadaşlar. Şöyle hemen sildireyim ve yakından göstereyim size. Bakın arkadaşlar yakından da bu şekilde bakın pırıl pırıl güzelce parladı dostlar. Hadi gelin şimdi bütün yüzeyine uygulayalım. Bazılarınız şunu diyebilir, bu işlemi cifle ya da vim tarzı kimyasallarla da yapabiliriz diye. Evet, onlar da olur ama birazcık çizebilir. Eğer böyle bir imkanınız, pastacılığa imkanınız yoksa o tip kimyasallarla da yapacaksanız mutlaka küçük, göze gözükmeyen bir yerde bir test edip yapmakta fayda var. Yoksa yani temizleyeyim. Görseli güzel olsun derken daha da kötü sonuçlar elde edebilirsiniz. Mutlaka test edin ve ondan sonra bütün yüzeye uygulayın arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar çok fazla derin ve geçmeyen lekeler maalesef bu pastayla 200'lük pastayla biraz zor geçiyor. Ben cifle test ettim. Gayet geçmeyen yerlerde de bu cif desteği alabilirsiniz. Herhangi bir problem de oluşturmuyor ve derin çizikleri, geçmeyen çizikleri de bir süngerle güzelce ovalayarak geçire biliyoruz arkadaşlar. Evet. Tamamen cifle de bu işlemi yapabiliriz. Gayet başarılı ve güzel bir şekilde yapıyor. Ha, ben sonra elimde ince pasta olduğu için bir de ince pasta cila yapacağım ve böylelikle de ufak tefek çizikleri de pastayla gidermiş olacağız. Yani cifin birazcık yani normalde gözle baktığınız zaman belli değil ama çok şöyle yandan baktığınız zaman oluşturduğu çizikleri de pastayla tekrar temizleyeceğim arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Evet, cifleme işlemi bitirdim. Şimdi bir daha pasta atacağım ve ondan sonra cilalayacağım arkadaşlar.
Güzelce arkadaşlar pastasını attım. Tekrardan şöyle fazla pastalarını sildirdim. Şimdi cilaya geçebiliriz arkadaşlar. Güzelce şalkalayalım. Evet dostlar, bitirdik ve gerçekten de mükemmel oldu dostlar. Evet, yazıların üst tarafına çok fazla polisaj ve cif uygulaması yapmadım. Çünkü yazılar ve göstergeler silinebileceğini unutmayın arkadaşlar. Evet, bakın gayet güzel, harika bir şekilde artık cihazımızın çiziklerini giderdik ve görüntüsünü de mükemmel hale getirdik dostlar. Evet arkadaşlar, bir de şöyle 360 göstereyim sizlere. Evet. Yani aslında sadece cifle de bu temizliği yapabilirsiniz ama yani ince pasta uygulaması ve cila uygulaması yaparsanız da hem böyle minik çizikleri gidermiş hem de parlaklık vermiş olursunuz arkadaşlar. Bir de eski halini görelim. Eski hali şöyle sağ tarafından da gösterelim. Bu da yeni hali. Gerçekten de süper oldu dostlar. Peki arkadaşlar, böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal mecralarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın dostlar.